Çocuklarımız kendilerine inanıyor. Sevgili spor severler, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Web TV yayından bir kez daha merhabalar. Sizlerin katılımlarıyla birlikte bugün ringde olacağız. Ringde ama önemli bir isimle birlikte olacağız. Sizler ekranlardan alışıksınız bu isme. Bu isim milli boksör, aynı zamanda milli takım antrenörü Mustafa Karagöllü bizimle birlikte. Sayın hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizinle birlikte bugün boks branşını ele alacağız. Evet. Girerken de ifade etmiştim, izleyicilerim sizi tanıyor ama sizden bir dinleyelim kısaca isterseniz. Sözü size bırakıyorum. Peki. Bu anlamda. 1981 yılı Ankara doğumluyum. 1994 yılında Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nde boksa başladım. Ankara şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları derken milli takımda dövüşmeye kazandık. Ve milli takımda birçok uluslararası turnuvalarda birincilik, ikincilik, üçüncülükler elde ederek en son 2004 Atina Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme şerefine nail oldum. Akabinde 2005 yılında Almanya'da bir profesyonel spor kulübüyle, boks kulübüyle anlaşma yaparak 3 yıl Almanya'da profesyonel boks yaşantısı sürdürdüm. Akabinde tekrar 2008 yılında kesin dönüş yaparak Ankara'da boks antrenörlüğüne devam etmekteyim. Ve halen Genç Spor İl Müdürlüğü'nün personeli olarak Ankara'da antrenörlük yapmaktayım. Evet, gençlerimize hitap etme noktasında önemli dokunuşlar olan önemli bir isimsiniz. İnternette de isminizi yazdığımızda birçok noktada isminiz çıkmakta, hemen bir kenarda Wikipedia bilgileri çıkmakta ya da YouTube gibi sosyal mecralarda videolarınız da çıkmakta. Sizden ama kısaca tanıdık. Dileyen izleyicilerimiz de bahsettiğim üzere diğer bilgilere ulaşabilirler. Kısaca bir dinlenelim hocam dilerseniz. Peki. TRT'nin hazırlamış olduğu bir boks animasyon videosu var. Videoyu izleyelim, boks detaylarını görelim. Ardından hocamızdan da dinlemiş olalım. Görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Sporcu, ne dersin, başlayalım mı? Boks sporu, ring adı verilen, yerden yüksekliği en az 91, en fazla 122 santimetre olan, 5-6 metrekarelik kare şeklinde bir alanda yapılır. Yaralanmaların önüne geçmek için sporcular eldiven giymek zorundadır. Amatör boksta ise kask giymek ve dişlik takmak zorunludur. Boks ringinde her bir köşenin sahibi vardır. Kırmızı ve mavi köşeler sporculara, tarafsız beyaz köşe ise hakem ve doktorlara ayrılmıştır. Herkes ringe kendi köşesinden çıkar. Evet sporcu, bir şey mi var? Haklısın sporcu. Boks, dövüşlerin adil olması için sikletlere ayrılmıştır. Sporcular kendi sikletinde yarışmak zorundadır. Böylece sporcuların kendilerinden fizik olarak çok üstün sporcularla karşılaşmasının önüne geçilmiş olur. Amatör boks maçları her biri 3 dakika süren 3 round'dan oluşur. Round'lar arası 1 dakikadır. Profesyonel karşılaşmalarsa 15 round'dur. Hakemin görevi kural dışı hareketleri engelleyip bunu yapan sporcuları uyarmaktır. Boks sporunda rakibe vurmak için eller dışında herhangi bir uzuv kullanmak, bel altı vurmak, enseye vurmak, yerdeki rakibe vurmak, kalkmakta olan rakibe vurmak, avuç içi vurmak ve kendi etrafında 360 derece dönmek yasaktır. Bu kurallara uymayan sporcular uyarılır. Puan kaybedebilir ya da yenik sayılabilir. Bir boks müsabakası 3 şekilde kazanılabilir. Rakibinden daha fazla puan toplamak bunlardan birincisidir. Maçı izleyen jüri her round'dan sonra sporculara puan verir. Ve toplamda en çok puan alan maçı kazanmış sayılır. İkincisi ise hakemin oyunculardan birinin kendini savunamayacak durumda olduğuna karar vermesidir. Yani kendini savunamayacak durumdaki boksör mağlup sayılır. Üçüncüsü ise yere düşen bir rakibin 10 saniye boyunca ayağa kalkamamasıdır. Bu durumda nakavt olmuş sayılır ve mağlup olur. Bu yüzden oyuncular yere düştükten sonra ring hakemi başlarına gelip 10'a kadar sayar. İşte boksun ve diğer tüm sporların en güzel yanı olan maç sonu kardeşliğini ve kucaklaşmayı görüyoruz. Sporcu, bugünkü gayretinden dolayı ben de sana kucak dolusu sarılıyorum. Teşekkürler sporcu.
Evet sevgili spor severler, videomuzu izledik. Videomuzun ayrıntılarında da boks branşını az da olsa tanımış olduk. Az da olsa diyorum. Şimdi önemli bir isim ağırladığımızı biliyorsunuz. Ondan dinleyeceğiz bunu. Video içinde bir kez daha TRT Spor ailesine teşekkür etmiş olalım. Evet hocam, boks videosunu da izledik. Animasyon bir videoydu. Evet. Şimdi canlı kanlı sizden dinlemek istiyoruz. Arka planda yönetmeninde sizin videolarınızı geçirmekte. Gerek öğrenciler, gereksin sağ deneyimlerinizden. Hocam boks nasıl bir spor? Yani şöyle bakıldığında iki kişi karşılıklı birbirine yumruk atmaya çalışıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Hangi ekipmanlar kullanılıyor ve kurallar neler? Bunu sizden bir dinlemiş olalım. Evet. Şöyle, boks belli kurallar dahilinde, belli hedefler dahilinde yapılan gayet centilmen ve kurallara dayalı bir spordur. İnsanların oradan birbirlerine vuruyorlar gibi görünüyor. Tabii ki illaki vuruyorlar ama şöyle, vurmadan ziyade orada önemli olan yumruk yememektir. Yani atıyorum şöyle, 49 tane yumruk vuruyorsunuz. 50 tane diğeri vuruyor. Arada bir yumruk var. 49 tane yumruk yemişsiniz. Maçı ben kazandım veya öbürü kazandı dedikten sonra şeyin anlamı kalmıyor. Boksun anlamı kalmıyor. Önemli olan boksta yumruk almadan yumruk vurabilmek. Yani biraz daha teknik ve sanatsal şeyler ön plana çıkıyor boksta. Şöyle diyebilir miyiz? Dayak yemeden dayak atmaya çalışıyor. Dayak yemeden dayak atma daha önemli. Evet evet. Yani önemli olan yumruk almamak burada. Savunma, evet, savunmanın daha ağırlıklı olduğu. Evet. Ama atakta da bir o kadar önemli olduğu spor branşı diyorsunuz. Aynen evet. Hocam malzemeler neler? Nasıl bir sahada yapılıyor? Ringi ele alalım bir de. Hatta eski deneyimlerinize bir dönün. O günleri de bir hatırlayın. Malzemelerimiz şu anda çağ ilerlediği için biraz daha malzemeler çok koruyucu ve teknik anlamda gayet yerinde güzel malzemeler. Boksta ring, torba, boks eldiveni, kask ve dişlik gerekiyor. Fazla malzemeye gerek yok. Bunlarla beraber boksu her tarafta yapabilirsiniz. Yani önemli olan ringin olması. Ring olduktan sonra her tarafta açık havada da kapalı alanda da boks yapabilirsiniz. Yani. Küçük yaş branşlarında herhalde kafalık çok önemli. Hani siz de yayın öncesinde konuştuğumuzda ifade etmiştiniz. Küçük, yıldız, genç kategorilerini daha çok kullanılıyor mu? Biraz daha iş gençlere, profesyonelliğe kaçtığında o kask daha çok kullanılmıyor. Sadece dişlik, evet, ve eldiven tercih ediliyor sanırım. Bu dışta, evet, bir malzeme kullanılmıyor. Yani miniklerde, yıldızlarda ve gençlerde kask kullanıyor. Biraz daha koruyucu olsun diye. Sporcuyu korusun diye. Ama büyükleri geçtikten sonra kask kalkıyor ortadan. Biraz daha ağırlaşıyor tabii spor. Hocam şöyle bir soru sormuş olayım bir de. Boks branşının yaş kategorileri neler? Sizin milli takıma gönderdiğiniz ya da bu biraz önce bahsedeceğiniz yaş kategorilerinde sporcularınız var mı? Onları da sormuş olayım. Evet. 13-14 yaş grupları minikler oluyor. 14-15 yaş, pardon, 15-16 yaş yıldızlar, 17-18 yaş gençler. Ve 19'un üstünden 40'a kadar da büyükler yaş kategorisi oluyor. Büyükler kategorisi oluyor. Bizim yıldız, genç ve büyüklerde yollamış olduğumuz birçok sporcu var milli takımda. Ülkemizi temsil etmekte olan. Hala da ara ara gönderiyoruz. Tabii şu an pandemiden dolayı biraz aksam oldu ama tekrar sonrasıyla tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani evet. Hatta İl spor merkezleri faaliyetlerimiz başlayacak. Bu faaliyetlerde de sizin değerli katkılarınızla birlikte belki önemli sporcuları burada da keşfedeceğiz. Belki ringe onları da çıkaracağız. Ülkemizi İnşallah, temsil tabii. etme noktası da güzel dokunuşlar yapacak. Hocam il spor merkezleri dedik. Şöyle bir örnek vermiş olayım. Bize telefon geldi de başvuru formu dolduruldu. Öğrenci boks branşına gelmek istiyor. Öğrenciyi aldınız. En temelde başlayacak bu çocuk boks branşına da gönül vermiş. Boks branşına başlangıç için önerileriniz neler, tavsiyeleriniz neler? Bunları sizden dinlemiş olalım. Şöyle, biz 19 Mayıs'ta biliyorsunuz kompleksimizde haftanın her günü orada, pazar hariç her gün orada antrenman yapmaktayız. Fazla yaş grubu büyük olmamak kaydıyla bütün vatandaşlarımız gelip orada boks eğitimi alabilirler. İlk geldiği zaman nasıl duracağı, nasıl savunma yapacağı, nasıl yumruk vuracağı, bu şekilde başlayarak yavaş yavaş ilerletip onu artık musaplık aşamasına doğru yönlendiriyorsunuz. Evet. Hatta bazen bazı kurumlarla da çalışıyoruz, bize o yönde öneriler de geliyor, yönlendirmeler de geliyor bakanlığımız vasıtasıyla. Evet. Hatta Polis Akademisi Başkanlığı'nda gelmişti, evet, gerektiğinde sizler de sahaya giderek oradaki
polis kardeşlerimize de eğitimler veriyorsunuz ya da üst kademedeki emniyet amirlerimize de eğitimler vermektesiniz. Biraz önce siz de zaten bunu ifade etmiştiniz. Her yaştan vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Çeşitli kurumlarla da işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Hatta projelerde de gönüllü olarak sahalarda da faaliyette bulunuyorsunuz. Evet. Hocam bir videomuz daha var. Yetenek keşfetme dedik. İl spor merkezleri dedik. Bakanlığımızın yine çok önemsediği projelerden biri. Hatta iş tanımımız arasında olan önemli bir proje. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesi. Bununla ilgili videomuzu da izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ben dünyanın en iyi futbolcusu olacağım. Ben bir sürü madalya alacağım. Ben büyüyünce rakip tanımayacağım. Dünyada en hızlı ben yüzeceğim. Hayalim tenis şampiyonu olmak. Tüm engelleri aşıp dünya rekoru kıracağım. Her maçta sayı rekoru kıracağım. Çocuklarımız kendilerine inanıyor, biz onlara daha çok inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle spor seferberliği başlatıyoruz. Karşınızda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. 81 ildeki tüm okullarımızda 3000'den fazla antrenör ve beden eğitimi öğretmeni çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyor, onları şampiyonluklara hazırlıyor. Yetenek tarama testiyle siz de çocuğunuzun hangi spora yeteneği olduğunu keşfedin. Geleceğin şampiyonları şimdiden yetişsin. Ne de olsa her şey Türk sporu için. Evet sevgili spor severler. Projeyle ilgili videomuzu da izledik. Biz bu projede sahada yetenekliyse ve bu alanda ilerleyecekse sporcumuzu seçip yönlendiriyoruz. Hocam peki siz bu branşı nasıl seçtiniz? Sizin evet. Seçmenize ne vesile oldu bu soruyu da size iletmiş olayım. Şöyle benim amcamın oğlu var. O da Fırat Karagöllü. O da boksör. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi. Onu küçüklüğümüzden beri ona örnek almıştık. Onun peşine takılıp gittik ama tabii şöyle yani bizim mizacımıza, bizim karakterimize, bizim savaşçı ruhumuza da en uygun olan spor boks olarak kendimize gördük. Yani kendimizi bir şekilde ifade etmemiz gerekiyordu. Bu da kesinlikle dövüş sporları olurdu ve boksu seçtik. İyi ki de seçmişiz yani. Karagöllü ailesi olarak evet, biz evet. Bu alanda kendimizi hem varız savunup ya. Hem de evet. Varız diyorsunuz. Hocam sağ deneyimlerinizi düşünün yine. Böyle geçmişe bir dönün. Yani ilk spora başladığınız o zamanlar hani örnek almışsınız. Sahaya gitmişsiniz, sporcu olmuşsunuz, milli sporcu olmuşsunuz, milli sporculuk yolculuğunuz, serüveniniz başlamış. Şimdi de milli takım antrenörsünüz. Yani en temelden bu işi ele almışsınız, ekmeğini yemişsiniz. Evet. Yani bu işi en iyi bilen kişi sizsiniz. O yüzden şu an bu yayında bunları da ifade etmenizi isteyeceğim. Eyvallah, teşekkürler. Yani tabii salona ilk geldiğinizden itibaren hedefleriniz sürekli büyüyor. Yani ilk başta giriyorsunuz, bir ringe adım atsam diyorsunuz. Ringe adım attıktan sonra bir maça çıksam diyorsunuz. Maça çıktıktan sonra bir Ankara şampiyonu olsam diyorsunuz. Ankara şampiyonu oluyorsunuz. Bu yetmedi. Bir Türkiye şampiyonu olalım diyorsunuz. Yani başarı geldikçe hedefleriniz büyüyor. Hedefleriniz büyüdükçe memnun kalıyorsunuz. Aileniz memnun kalıyor. Antrenörünüz memnun kalıyor. Siz memnun kalıyorsunuz. Etrafınız, çevreniz memnun kalıyor. Bunun gururlu sevinciyle beraber hedefleri biraz daha yükseltiyorsunuz. Peyderpey. Başarıya doğru ulaşıyorsunuz. Aklınızda başka bir branş var mıydı? Yoksa böyle örnek aldınız bu branş gerçekten Karagöllü ailesine göre, bu bana göre deyip öyle mi ele aldınız? Nasıl devam ettiniz bu boks serüvenine? Bu bizim nokta atışımız oldu yani. Gerçekten bizim karakterimizi ve bizim emeğimizi ortaya koyabileceğimiz en iyi branşlardan birisi buydu. Evet. İçselleştirip herhalde ruh halinizde, o anki spor psikolojisinizde boks branşı içerisinde bulmuşsunuz. Aynen öyle, evet. Yani bize en yakın spor buydu. Örnek aldığınız bir sporcu var mı? Gerek boksör olabilir çünkü boks branşı içerisinde ya da başka bir sporcu olabilir. Bu soruyu da iletmiş olayım yani hocam size. Yani Muhammed Ali'ye çok örnek alırdık. Hı-hı. Tabii onun yaşantısı, sosyal yaşantısı, sportif yaşantısı yani bizi etkilemişti. Onu örnek almıştık. Yani onun yanı sıra birçok kişiyle örnek aldık ama en çok Muhammed Ali'ye örnek almıştık. Peki şu da oluyor mu hocam? Hani sağ deneyimleri noktasını ele alacak olursak. Hani bazen öyle sporcular oluyor ki. Yani alıyorsunuz, aldığınızda hani boksa elverişli mi değil mi bunu zaten gözlemliyorsunuz. Elverişli olduğunu gördüğünüzde de bazen şunu da antrenörler yapıyor. Ya benim geçmişimi yansıtıyor ya da bu çok iyi bir sporcu olacak dediğiniz anlar oluyor mu? Muhtemelen olmuştur. Bu anıları da hatırlatma noktasında sordum. Eğer bu durumlar varsa da anılarınızı göz önünde bulundurarak bu soruyu da cevaplamanızı isteyeceğim. Yani bizde çok oluyor bu tarz şeyler.
Ondan ziyade hayal kırıklıkları da çok oluyor. Çünkü bizde olması gereken en önemli şey bir kişide olan savaşçılık ruhudur. Yani sporcuyu alıyorsun, her şey çok güzel, gayet güzel, teknik iyi, yetenekli falan. Evet diyorsun, bundan artık bir dünya şampiyonu olur gözüyle bakıyorsun ama ringe bir çıkartıyorsun. Yumruk yedikten sonra kaçıyor. Ondan sonra yapmak istemiyor. Bir savaşçı ruha sahip değil. Yani bize en önemli şey savaşçı bir ruha sahip olup mücadele etmesidir. Korkmamasıdır. Bunlar olduktan sonra hayal kırıklığına vuruyorsun. Tabii. Bu bazılarında daha sonradan görünüyor. Bazılarında da ilk başta görünüyor ama genelde boks branşını seçenler bazı şeyleri göze alıp da o salona giren insanlar olduğu için bu tavsiyeleri tek tük yaşasak da hedefe uygun sporcuları istiyoruz genelde yani. Evet. Neye bakıyorsunuz canım? Hani bu sorum şöyle, neye bakıyorsunuz erken? Bir sporcu, yani örneğin ben boksa başladım, benim yaşımı küçük olarak düşündüm. Mesela 8 yaşında biriyim geldim ya da 12 yaşındayım. Boksa başlayacağımı söyledim. Çeşitli teknikleri, beni tabi tuttunuz, testleri, antrenmanı aldınız, antrenman öncesi bir takım uygulamalar yaptınız. Ben de en çok neyi gözlemliyorsunuz? Ben bu branşa yatkınsam neye göre yatkınım? Neyime bakıyorsunuz? Hangi özelliklerime bakıyorsunuz? Bunun feedbackini, yani geri bildirimini verirken karşıya nasıl veriyorsunuz? Bunu da sizden dinlemiş olalım. Evet. Şöyle, esasında hani bizde biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi fiziksel özellikler vesaire bir takım şeyler zamanla antrenmanlarla yoluna konuluyor. Ama en önemli şey, demiş olduğum gibi, bu ilk başta anlaşılmıyor ama korkmamasıdır. Yani dövüş sporlarında en önemli özgüvenli şey, ve cesur özgüven, savaşçı bir ruha sahip olmaması, mücadeleci olması, evet, pes etmemesi. Bu da biraz psikolojik olduğu için fiziksel özellikle anlayamıyoruz. Ama tabii ki hani kollarının uzun olması, bacaklarının biraz uzun olması, bunlar da önemli. Fiziksel özelliğinin güçlü olması önemli ama her şeyden önemlisi de bizim için cesur olması, savaşçı bir ruha sahip olması, korkmaması, mücadeleci olması. Evet. Bunlar ön planda geliyor. Yani boks bir de çok zor branşlardan biri. Hani kafanıza sürekli darbe alıyorsunuz. Darbe almamaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda savunma yapıyorsunuz. Yani hareket halindesiniz. Beyninize giden oksijen miktarı gitgide düşüyor. O anda belki bir yumruk yiyorsunuz. Evet. Krizler oluşuyor sürekli. O krizleri de çözmeniz gerekiyor. Yani çok iyi bir stratejik planlama çerçevesinde ilerlemeniz gerekiyor. Antrenörün, gereksizlerin, gerek sporcuların çok önemli taktiklerinin olması gerekiyor. Yani çok kriz anları olmuştur. Önemli kriz anlarını, siz krizi fırsata çevirdiğiniz anlar hiç oldu mu? Bu sağ deneyimlerinize bir düşünün. Sizin de başınıza illaki gelmiştir. Çünkü milli takım serüvenleriniz de çok oldu. Birçok milletten kişiyle karşılaşmışsınızdır. Ya da sizin sporcularınızda bu anlar oldu mu? O durumu kurtardığınız, şampiyonluğa ulaştığınız ya da o maçı aldığınız anlar oldu mu deyip soruyu size tekrar ileteyim. Şöyle, hani bu biraz da fiziksel savaştan ziyade psikolojik de olan bir savaş. Evet. Yani arkanızdaki, köşenizdeki kişilerin size iyi destek vermesi lazım. İyi teknikler vermesi lazım. Onlara güvenmeniz lazım. Karşıdaki rakibi iyi analiz edip onun zayıf yönlerini iyi çözmeniz lazım. Yani şöyle, en zayıf anınızda bile çok yorulsanız dahi veya bir yeriniz yanıp bir yeriniz artık böyle mücadele edemeyecek hale gelseniz dahi rakibe onu belli etmemeniz lazım. Ve bu tavsiyeler de çok oldu. Gerek kendi sporculuk yaşantımda, gerekse öğrencilerimde. Çok yorulduğu anda rakibe göstermeyerek, rakibi kandırarak bir şekilde maçı kendimize çevirmeyi bilip maçları kazandığımız zamanlar çok oldu. Evet. Seyirci desteği nasıl oluyor peki hocam? Hani Türkiye'de yaptığınız maçlar mı, yoksa yurt dışında yaptığınız maçlar sizin başarınızı etkiledi mi? Yani bir seyirci bir faktör oldu mu sizin başarılarınızda? Seyirci biraz gaz veriyor insana, yani biraz daha coşturuyor. Daha motive oluyor. Coşturuyor, motive oluyor ama tabii onun gazıyla da gidip kontrolsüz bir şekilde insanlara ataklar yapmak falan da ters duruma sokabilir sizi. Onun her şey kararınca, kondisyonunuzu kararınca, o desteği kararınca hepsini kendi bünyenizde süzüp ona göre roundlara yaymak lazım şeyi. Evet. Performansınızı. Çünkü seyirci destek veriyor diye bir anda basıp tavşan atlet olmamak gerekiyor. Evet, olmamak lazım. Onu da iyi kullanmak lazım. Her şey güzel yani. Gençlere de şöyle bir mesaj vermeni isteyeceğim hocam. Biliyorsunuz boks aslında çok kendi savunma noktası önemli ama bir noktada da tehlikeli. Çünkü bazen genç kardeşlerimiz sizlerden öğrendiği o bilgi birikimleri
sporcu olmayan başka kardeşlerine bazen böyle sinir durumlarını aktarmaya çalışıyor ya da fiziksel bir kuvvet uygulama ihtiyacı duyuyor. Bunu bu noktada sizden önemli bir mesaj bekliyoruz diye altına çizip soruyu size iletiyorum. Şöyle yani boksa geldikleri veya dövüş sporlarına geldikleri zaman kesinlikle ilk başta bir spor ahlakı alıyorlar. Yani evet. Bu işin dışarıda kullanılmayacağını biz onlara aşılıyoruz. Ki nitekim bizim sosyal yaşantılarımızda da yani gelip bize hakaret edip fiziksel şiddete yönelen insanlar oluyor ama her defasında böyle alttan alıp onu bir şekilde yatıştırıp yollamasını biliyoruz yani onu, deneyimlerimiz doğrultusunda. Bilakis dışarıda böyle agresif olan, kavga eden insanları dövüş sporları yumuşatır ve biraz daha sakin hale getirir. Bence dışarıda böyle atamadığı enerji varsa, agresifse, kavga yapıyorsa vesaire, aileleri çağrıda bulunuyorum buradan. Onları dövüş sporlarına getirdim. Çünkü onların emin olun disipline oluyorlar buna. Disipline olup spor ahlakı kaldıktan sonra bir daha kavga yapmayacaklardır dışarıda. Evet. Ki nitekim kendi yaşantımızda da öyle oldu bizim. Yani eskiden dışarıda kavga yapardık vesaire, işte mahalle kavgalarına girerdik eskiden, biliyorsunuz mahalle kültürü daha yaygındı. Ama sporculuk hayatına başladıktan sonra bu tarz şeylerin hepsi kalktı yani bizden. Tabii. Hani genel bir tabir vardı ya hocam, dayak yiye yiye atmayı öğreniyoruz diye. Evet. Yani sahaya geldiklerinde de kendinden daha üst rakipler göre göre insan kendini daha iyi disipline edebiliyor, tabii, terbiye tabii, edebiliyor. Kesinlikle. Zaten siz o gerekli disiplini sahada yansıtıyorsunuz. Türk bayrağına saygıyla kesinlikle başlayıp ilk verdiğiniz eğitimlerden biri olan o eğitimden sonra da kendini disipline etme noktası da güzel tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Hocam sağ deneyimlerinizi yine bir düşünün. Unutulmadığınız bir müsabak olur, bir an olur. Bunu da ele almanızı isteyeceğim. Soruyu bu anlamda da size yöneltmiş olayım. Yani sağ deneyimlerinden ziyade ben hep şuna dikkat ettim. Şimdi iki insan her ülkenin, yani özellikle milli takımlarda her ülkenin en iyi sporcusu geliyor. Ringde ülkesini temsil ediyor. Orada dövüşüyor. Maçı kazanıyor veya kaybediyor. Hiç önemli değil. Sonuçta bir spor müsabakası bu. Ama her zaman dikkat etmiş olduğum konu şu olmuştur. Milli takım forması altında dışarıda otele girerken, çıkarken, sosyal yaşantımda, yurt dışında insanlar olan davranış biçimimdir. Yani beni dışarıdaki olan insanlar maçta müsabaka esnasında çıkıyorsun, dövüşüyorsun, yeniyorsun veya yeniliyorsun. Müsabaka olduğu için yenersin veya yenilirsin. Bu gayet normal bir şey. Ama dışarıda yapmış olduğum en ufak bir hareket artı yani olumlu veya olumsuz hareketlerin hepsi Türk'ü görüyor musun? Bu böyle yaptı. Türk'ü görüyor musun? Ne kadar iyi davrandı falan şeklinde senin üstüne olan bir yüklenmiş olan bir şey oluyor. Bir imaj oluyor. Sorumluluk oluyor, imaj oluyor. O yüzden yani dışarıdaki yaşantımda maçlardan sonra milli takım yaşantısında yurt dışında Avrupa'da her zaman insanlara iyi davranmışımdır, yardım etmişimdir. Yani ülkemizde böyle onurlandıracak, gururlandıracak şeylerde bulunmuşumdur. Evet. Ahlaksızlıklardan, bir takım kötü işlerden kaçmışımdır yani. Çünkü ülkemizin adına dikkat gelmesin diye. Evet. Hani sporcu her hareketiyle örnek. Ben de şöyle bir örnek vermiş olacağım söylediğinize ek olarak hocam. Sizler de denk gelmişsinizdir görüntülerine. Şu an Euro 2020 gerçekleştiriliyor. Yani Ronaldo bir basın açıklaması öncesi masasında bulunan o Coca-Cola'ları kaldırdı. Evet. Su için mesajı verdi. Evet, evet. Coca-Cola'nın bu anlamda çok ciddi zarar ettiği söyleniyor. Yani sporcunun oradaki örnek davranış teşkil eden bir hareketi kitlelere mal olabiliyor. Bu anlamda söylediğiniz çok doğru. Yani ülkemizi temsil ediyorsunuz. O mecralarda her davranışınız örnek teşkil ettiğinden her davranışınız çok önemli. Evet, bunun mesajını da vermiş oldunuz hocam. Sizi yine biraz dinlendirelim hocam. Malum pandemideyiz. Yani aşılanma dönemine geçtik. Hatta bugün itibariyle de 25 yaş itibariyle aşılamalar da başladı. Ülkemiz çok hızlı aşılama sürecini yönetmekte. 1 Temmuz itibariyle de o rahatlayacağımız güzel günlere inşallah döneceğiz. Ama unutmayacağımız bir şey var. Tam normal olmayacağız. Yine maskelerimiz ağzımızda olacak. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını unutmadan umarım o günleri de hep birlikte icra edeceğiz. Şimdi pandemi videomuz geliyor. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmalı. Peki ya spor yaparken pandemi sağlığınızı tehdit ediyorsa? Vazgeçme. Sağlığımız adına güvenli bir spor için uyulması hiç de zor olmayan kurallar ve alınmış tedbirler var.
Toplu ya da bireysel olarak yaptığımız spor branşları için de sosyal mesafemizi bozmamak yine en sağlıklısı. Kullanılmış her araç ve gereç tekrar dezenfekte edilmeden kullanmamalıyız. Bize düşen sadece kurallara uymak, uyarı yazılarını ve yönlendirmeleri dikkate almak. Virüsten korunmak aslında bu kadar kolay. Sağlık için spor yaparken sağlığımızdan olmayalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Unutma, virüs tedbirden güçlü değil. Evet sevgili spor severler, pandemi videomuzu da izledik. Pandemiyle ilgili gerekli mesajları da verdik. Siz de mutlaka yaş kategoriniz geldiğinde aşınızı olarak o biraz önce bahsi geçen konularda hep birlikte güzel günleri göreceğiz. Hocam pandemiyi birazdan konuşacağız ama yine antrenman dönemlerine dönmek istiyorum. Sizin de elinizde bulunduğunuz sporcuları ele almanızı isteyeceğim. Sporcuların fiziki ve kişisel özelliklerini ele aldığımızda ekonomik boyutları neler? Sporcunun fiziki özelliklerini baksa siz yine ifade etmişsiniz. Boy uzunluğu, kol uzunluğu demiştiniz. Yine bunları ele almanızı isteyeceğim. Antrenman noktasını ele almanızı isteyeceğim. Yeni başlayan bir sporcu ne kadar antrenman yapıyor, ne çalıştırıyorsunuz? Milli takıma doğru gittiğinde bu sporcuların antrenman süreleri, beslenme düzenleri nasıl değişiyor? Beslenme önerileriniz neler oluyor? Bunları da ele almanızı isteyeceğim. Buyurun söz sizde. Evet. Yeni başlayan bir sporcu için haftada 3 gün birer saat bir antrenman şeyimiz var, süremiz var. Daha sonra birkaç ay geçtikten sonra bu her güne çeviriyoruz şey antrenman saatlerini. Her gün bu sefer 1,5-2 saate doğru uzatmaya çalışıyoruz. Performansı artsın diye sporcunun. Ama bu tabii alt tabakalarda yani alt seviyelerde olan sporcular için müsabaklık dönemine geldiği zaman Ankara Şampiyonası'ndan ziyade Türkiye Şampiyonası veya milli takım süreçleri içerisinde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenmana çıkıyor bunlar. 1,5 saat sabah, 1,5-2 saat de akşam antrenman olarak. Yani toplamda 3-4 saatlik falan bir antrenman periyotlar oluyor. Şöyle ekonomik durumlarına gelelim dediğimiz zaman da bu boks, güreş, bu tarz spor yapan insanların genelde biliyorsunuz ki ya sosyoekonomik düzeyiyle ben bağlantılı kurulduğunu düşünüyorum. Belki bununla ilgili de makaleler vardır kesinlikle, ama ona yoruyorum ben de sporun içinden yani, gelen biri olarak. Şöyle çay yolunda Çankaya'da oturan hani, ekonomik seviyesi zengin olan bir kişiyi getirip de boksla hani fazla yumruk yemesini bekleyemezsiniz. Çünkü ekonomik geliri yüksek olan kişi canının fazla yanmasını istemiyor. Ama garibanın atıyorum ekonomi seviyesi düşük olan bir kişinin atıyorum Mamak, Keçiören, Sincan bu taraflarda biraz daha ekonomik seviyesi kısıtlı olan insanlar yaşıyor. Ki sporcular da oralarda çıkıyor. Biraz daha fedakar oluyorlar. Kurtuluşu burada görüyorlar çünkü kendilerinde. Evet. Ki biz de oralardan geldik yani. Biz de Mamak'ta yetiştik falan. Çok doğru. Çünkü memur ailenin çocuğuyduk. Genelde ekonomik seviyesi dar olan kitlelerde biraz daha mücadele hırsı daha fazla oluyor. Evet. Ayaklarınızın üzerine daha çok durmanız gerekiyor. Sorumluluk almanız gerekiyor. Evet, öyle olmaz. Bunu da dediğiniz gibi sporda buluyor. Hatta bu anlamda da bakanlığımız duyarsız kalmıyor. Birçok noktada projeli var. Bunları ekranlarda ifade ettik, videolarını izledik ama sözel olarak da yine ifade etmek gerekirse %100 millilik bursu alabiliyor sporcularımız milli takım seviyesine geldiklerinde. Gerek 52 vakıf üniversitesi çok ve güzel. Orta öğretim kurumlarında birlikte özel okullarda bu imkanlardan faydalanabiliyorlar. Hatta üniversite seviyene geldikleri millilik bursu da alıyorlar. Çok önemli tabii derecede. Artık çok güzel şartlar oluştu. Yani gayet güzel şeyler sağlandı. Yani şu anda insanların spor yapmaması için önlerinde hiçbir engel yok yani. Evet. Herkesin spor yapması lazım. Hani eğitim mi spor mu ayrımı yok artık ikisini birlikte sporcularımız götürebilirler kafalarında bu soru işareti de kalmadan sahada deneyimlerini yansıtabilirler. Hocam yüklenme dönemleri nasıl oluyor peki onu da ele almanızı isteyeceğim. Milli takım seviyesinde özellikle yüklenme dönemleri çok fazla mı oluyor beslenme noktasında da yani önerileriniz neler oluyor? Tabii ki siz uzmanlık alanınız bu değil ama yine de saha içinden gelen biri olarak önerileriniz illaki oluyordur. Bu noktada bilgilerinizi aktarmanızı isteyeceğim. Şimdi yüklenme dönemleri biz genelde maç öncesi kampa girdiğimiz için biraz daha dövüş sporlarının yüklenme dönemleri farklıdır. Yani dövüşerek geçiriyor. Yani her antrenmanlarda
karşılıklı sparring demiş olduğumuz dövüş antrenmanı yapılıyor. Sabah koşu, fiziksel çalışmalar, akşamleyin biraz daha teknik ağırlıklı, dövüşme ağırlıklı antrenmanlarla geçiyor. Beslenme konusunda da birçok arkadaşımız bu siklet spor olduğu için kilo fazlalığı oluyor. Evet. Onlar kendileri ayarlıyor ama tabii bu konularda biraz daha profesyonel ekiplerle çalışmak lazım. Diyetisyenlerle çalışmamız lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü hani her şeyine bakıyorsunuz sporcunun. Beslenmesine bakıyorsunuz, antrenmanına bakıyorsunuz, psikolojisine bakıyorsunuz. Tabii. Yani her şeyle siz o kadar anlamadığınız için her şeyle fazla ilgilenemiyorsunuz. Yani evet. Yeterli desteği veremiyorsunuz. Tabii ki teknik alanlarda falan elimizden geldiği kadar desteği veriyoruz ama bazı konularda da destek almamız gerekiyor. Zaten milli sporcu seviyesine geldiğinde Tom'da konaklıyor bu sporcular. Orada, biraz evet, önce bahsettiğiniz evet. Spor psikoloğu, diyetisyeni, evet, fizyoterapisti, onlar evet, profesyonel evet. Dokunuşlar sergiliyorlar. Hocam bu anlamda şöyle de yapmış olalım. Yani notlarım arasına baktığımda Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç Beyefendi'ye de buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Boks adına yaptığı faaliyetler ve etkinlikler noktasında da destekleri ve etkileri çok büyük. Yani önümüzde de bir olimpiyat süreci var. Gitgide de süre daralıyor. Sporcularımızda da heyecan vardır. Sizlerde de vardır. Altın madalya bekliyoruz. Bekliyoruz artık. Evet. İnşallah ekranlar karşısında bunları hep birlikte ifade edeceğiz. Hocam olimpiyatlar demişken olimpiyatları da biraz ele almanızı isteyeceğim. Altın madalya beklentimiz var. Başka sporcularımıza bu noktada önerileriniz varsa, beklentileriniz varsa kısa bir mesajla da bunu iletmenizi isteyeceğim. Ben 2004 olimpiyatlarına katılmıştım. Şöyle, sporcu için olimpiyatlar ulaşabileceği en yüksek noktadır. Ki orada bir de madalya kazanması, kürsüye çıkması yani tarih boyunca unutulmayacak bir durumdur. Ben bu olimpiyatlarda ülkemizin çok büyük hata geçip çok yüksek madalyalar getireceğine inanıyorum. Umarım dediğiniz gibi olur hocam. Sayı çok azaldı. Bir ay gibi bir süremiz kaldı. Evet, azaldı ama ben bu olimpiyatlarda çok daha üstün başarı evet, geldi. Çok da iyi sporcularımız var. Yüksek madalyalar bekliyorum ben. Özellikle altın madalyalarda çok yüksek. Umarım olimpiyatlardan sonra da bir telefon diyaloğumuz olacak. Buna da güzel bir mesaj vermiştik. Gerçekleşti. Temennilerimiz gerçeğe kavuştu deriz. Hocam şimdi de pandemiye geçelim. Pandemi videomuzu da izledik. Pandemiyi siz nasıl geçirdiniz? Sporcularınız nasıl geçirdi? Bu süreci nasıl yönettiniz? Pandemiyi bir ele almanızı isteyeceğim. Çünkü neredeyse 2 seneye yakın bir süre olacak. Artık 1,5 senenin içindeyiz. Evet. Buyurun pandemiyi ele alalım sizinle birlikte. Tabii pandemi herkesi etkilediği gibi bizi de çok olumsuz yönde etkiledi. Biz de biraz daha distans yakın olduğu için, temas spor olduğu için, boks olsun, güreş olsun biraz daha fazla etkiledi bizi. Çünkü bir araya gelip antrenman yapma şansımız olmadı fazla. Bu yönlerinde şey yaptık. Bu pandemi döneminde de biraz daha fiziksel ağırlıklı antrenmanlara şey yaptık, ağırlık verdik. Fiziksel yönde ağırlıklı antrenmanlara yön verdik. Koşu olsun, işte ağırlık antrenmanı olsun. Yine boş durmadık yani çalışık bir evet. şekilde ama salonda yapamadık. Teknik biraz şey oldu. Teknik ağırlıklı olmadı da kondisyon güç ağırlıklı oldu. Bu yönde eksikliklerimizi tamamladık. Yani elimizden süreci, gelen neyse onu yapmaya çalıştık. En iyi şekilde yönetmişsiniz evet. hocam. Hocam bir de özel bir soru soracağım size. İzleyicilerimize de aktarmış olalım. Hocam boks, aklıma hemen boks torbası, kum torbası geliyor. Bazen böyle izleyicilerimizden de vardır merak edenler. Hemen işte stresimi atmak için gerek evlerine gerekse belli yerlere o kum torbalarını, boks torbalarını asıyorlar. Ama yanlış bir bilinç var. Yani vuruş tekniğini de bilmediği için bazen kişiler o vuruşlarda kendilerini sakatlayabiliyorlar. Evet, evet. Bu noktada da bir mesaj vermenizi isteyeceğim. Yani böyle merak edenler varsa nasıl bir teknikle vurmalı, neye dikkat etmeli? Bazen o tekme vuruşu bile bacağını kırmalarına ya da ayağını kırmalarına sebebiyet verebiliyor. Evet. Yani biraz daha kondisyon gerekiyor. Bu noktadaki mesajlarınız da çok kıymetli ve önemli. Kameraya bakarak önemli, güzel bir mesaj vermenizi isteyeceğim. Şöyle boksa heves eden, boksa merak eden arkadaşlarımıza önerim şudur. Tabii ki kum torbası dövmek istersiniz, işte bir yerler vurmak istersiniz, deşarj olmak istersiniz, psikolojinizi dağıtmak istersiniz ama hepsinden önce bu işe başlamadan önce yani bir yere yumruk vurmadan, torbaya yumruk vurmadan önce bu işi bilen bir kişiden vuruş tekniklerini, nasıl vurulur, ne yapmamız gerekiyor, elimi vururken nasıl sıkmalıyım, işte nasıl yönlendirmeliyim falan şeklinde kesinlikle bir eğitim almanız şart.
Çünkü aksi takdirde kalıcı hasarlara, kalıcı sakatlıklara maruz kalabilirsiniz. Yani bu yönde de katı uyarımdır bu. Bir yerden ufak bir eğitim almadan bu işe başlamayın derim ben. Evet. Başlayanlar olduysa da ne söyleyeyim hocam, diyelim ki ben evime kum torbası aldım, taktım, evimde de duruyor. Eğitim de alamadım. Uzaktan videoyla da olmuyor. Şu an uzaktan video gibi düşünelim. YouTube'da da yüklenecek bu yayınımız. Ne yapsınlar? Ufak bir mesajla bunu da ele almanızı istiyorum. O zaman şöyle yapsınlar. Yani biraz daha böyle yavaştan başlayıp ufak yani, vuruşlar. Ufak vuruşlarla çok sakin sakin, yavaş yavaş dozunu yavaş yavaş arttırarak bu tempoyu bulmaya çalışsınlar. Çünkü birden gelip tak diye bütün gücünüzle vurursanız hem vurmayı bilmiyorsunuz hem de o bilekleriniz, parmaklarınız alışkın olmadığı için veya ayaklarınız alışkın evet, olmadığı o darbeye. Için darbeye sakatlıkların önünü açabilir. O yüzden yavaş yavaş kendinizi kontrol ede ede yavaş yavaş yükseğe doğru, hıza doğru, güce doğru gidebilirsiniz diyorum. O fizikteki etki tepki kanunu da unutmadan dediğiniz tabii, gibi. Evet. Çok şiddetli bir etki gösterirsek bize tepkisi farklı olacaktır. Farklı olur, evet. Sakatlama noktası da çok önemli. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın da sonlarına geldik. Güzel bir yayın oldu. Umarım ilerleyen günlerde yine sizi ağırlarız. Belki gelip yine sahada deneyimlerinizi videoya alırız. Video aldığımız bu noktada sahadaki deneyimlerinizi sahada konuşuruz. Belki biz de eldivenlerimizi giyeriz. Bir yani şey bilmediğimiz şey evet, evet bir teknik taktik alır. Belki kum torbasında dövmüş oluruz orça. Evet. Varsa son mesajlarınızı izleyicilerimize buradan aktarın. Sonra yayınımızı kapatalım diyorum ben. Şöyle diyorum ben. Sporsuz kesinlikle kalmayın. Büyük, küçük, genç, yaşlı ister belli bir hedefiniz olsun, isterse olmasın. Sağlık amaçlı veya da musallık manasında kesinlikle spor yapın. Hayatınızda spor olsun. Hem fiziğin hem de psikolojinin birebir doktoru spordur. Spor yapın diyorum ben. Özellikle hareketli kardeşlerimiz spor noktasında boksu da tercih edebilirler. Tabii ki kesinlikle. Enerjilerini bu noktada atabilirler. Kesinlikle. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza ve ağzınıza sağlık. Eyvallah, sağ olun. Evet sevgili spor severler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün önemli bir misafirimiz vardı, bir konumuz vardı. Ringe çıkarttı bizi, deneyimlerini bizimle paylaştı. Kısa mesajlar, güzel mesajlar verdi. Boks branşını ele aldık. Umarım bir sonraki yayınlarda tekrar görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşça kalın.